Herkese yeniden merhabalar. Günlerden çarşamba ben AVM'nin otoparkındayım. Nilda'nın doğum günü için hazırlıklara başladım. Hazırlıklardan biri market alışverişiydi. Biraz market alışverişi yaptım ama başka bir marketten tekrar bir market alışverişi yapacağım. Ama onun dışında Nilda prenses elbisesi istiyor. Babası ona bir tane Elsa kıyafeti almıştı. Ama ben onu görmedim. Nasıl bir şey bilmiyorum. Benden de istediği için ben de farklı bir şey. Yani benden daha çok Elsa kıyafeti olduğu için şimdi daha önce de Elsa kıyafeti istiyordu. Babası aldı onu. Şimdi de prenses kıyafeti istiyor ama böyle bale videoları falan izliyor. Bale dansları falan yapıyor ya. Bale tarzı yani böyle tüllü, pembeli, morlu bir elbise istedi benden. Bulabilirsem öyle bir elbise alacağım. Dönüşte de pasta sipariş edeceğim. Yine prensesli mirensesli bir pasta sipariş edeceğim ama zamanım kalacak mı bilmiyorum. Çünkü 4'te işbaşı yapacağım. En son çektiğim videolarda hani çalışmaya başladığımı söylediğimde falan çok fazla sorular gelmişti arkadaşlar. Bu arada bu konulara sonra değiniriz. Bu sadece Nilda'nın doğum günüsü. Nilda işte süsleme malzemeleri alacağım. Oyuncak alacağım, şarj alacağım, elbise alacağım, pastayı sipariş edeceğim. Bunların hepsini 4'ten önce yetiştirebilirsen iyidir. Saat şu anda 2 suları. Dün ben Nilda'nın odasını komple kaldırıp temizledim işten önce 4'e kadar. O yüzden bugün birazcık yorgundum çünkü hani... Dün kalktım, temizlik yaptım, Nilda'nın halılarını yıkadım, yataklarını çektim, nevresimlerini değiştirdim, süpürdüm, sildim falan derken çok yoruldum. Üstüne bir de işe gittim, işten döndüm. Biraz bir şeyler atıştırıp yattım, geç kalktım. 11-12 gibi kalktım. Bugün de ayrıca böyle battaniye falan attım makineye. Akşam da Nilda'nın halısını atacağım. Diğer iki tane halısı var ya onun. Bir tanesini yıkadım, bir tanesini yıkamadım. Onları falan halledeceğim. O arada da işte 2 saatlik boşluğumda AVM'ye geldim. İnşallah yetiştirebilirsem dediğim gibi böyle bir elbise, bir hediye oyuncak, bir de süsleme malzemeleri almam lazım. Haydi zaman kaybetmeden başlayalım. Şu anda bu arada Marmara Park'tayım. Kahvaltı bile etmedim. H&M'deyim. Daha henüz hala güzel bir şey bulamadım. Şu tatlıymış aslında. Nilda böyle tüllü morlu bir şey istedi çünkü. Ve yazın başka yerlerde de giyer bunu. Aa, fiyatı da iyiymiş he. 300 lira. Bunu alayım mı? Dur bak başka neler var göstereyim size. Bu arada burada prenses kostümü de var ama şey... Bak 319 lira bu. Ama Nilda böyle istemedi. Tüllü istedi. Bence bunlar da çok güzel ama... Burada böyle şeyli var. Ay bu çok güzel aslında. Bunda tül de var. Bunu tüllü müllü diye kandırabiliriz. Yazın da giyer. Bu da 429 liraymış. Bunu her yerde giyer yazın. Bilemedim. İşte buradaki prenses kostümü çok gerçekten kalitesiz bir şey. Ve başka hiçbir yerde giyemeyeceği bir şey. Ve de... Gereksiz pahalı 500 bilmem kaç. Bak şurada Elsa'lı bir tüllü bir şey var ama dediğim gibi babası ona Elsa'lı bir şey aldığı için ben de ekstra Elsa'lı bir şey daha almak istemiyorum. Bunun fiyatı da 300 liraymış. Böyle bakanların aklında olsun. Şurada. Burası zaten kostüm bölümü H&M'in. Şöyle bir şey. Bunu işte bir daha hiçbir yerde giyemez ve 530 TL. O yüzden onu almak istemiyorum şu an. Çünkü 530 lira çocuğun başka güzel bir ihtiyacı görülür. İşe geç kalmak üzereyim. Yemek yiyorum ve yedim yemek görmeniz lazım. Yani nasıl bitirebileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Yani bir insan boğazına da bu kadar düşmez. Salata, kabak dolması ve patlıcan kebap. İşe geldim. Çalışıyorum. Kirpiklerim çok kötü. Geçen ay ipek kirpik yaptırmıştım ve şu an onların dökülmüşlüğü böyle şey gibi yani. Son bir kirpik. Günlerden perşembe. Doğum günden önce 2 günümüz var arkadaşlar. Hatta 1 günümüz var. Sadece yarın. Ben dışarıya çıktım. Nilda'nın pastasını sipariş ettim. Erkenden o işi halledeyim dedim. Şeker hamurlu pasta sipariş etmedim. Çünkü o pasta ziyan oluyor. Yani o şeker hamuru o kadar pahalı, gereksiz, ziyan oluyor. Yenebilecek tarzda kremalı ama üzerinde de işte Elsa fotoğrafı olan falan bir pasta sipariş ettim. Nilda pembe istediği için pembe kremalı söyledim. Çok saçma bir şey de gelebilir. Onun dışında birazdan işe gideceğim saçlarımı kurutup. Yine işe geç kalmamak için şey yapmam lazım. Dün H&M'den ve Zara'dan aldıklarımı göstereyim size. Şöyle Elsa'lı gözlük aldım Nilda'ya. Nilda uzun zamandır gözlük istiyor. Nilda kendisi çıkarsın baksın istiyorum. Burada da bu arada Elsiva 2'den bir tane çorap aldım Nilda'ya.
elbisesinin altına giydireceğim diye elbise alacaktım ya, ama elbise almadım. Çorabını almış oldum. Bir de şöyle bir, nerede bunun altı? Heh. Bir de şöyle altı var. Çok güzel bir baharlık takım aldım. Yani Nil'de çok büyümezse bir dahaki kışa da giyebileceği tarzda böyle oversize 4-5 yaş bir sweatshirt. Ki bence giyebilir çünkü Nil'de 4 yaşına yeni giriyor. Ama Nil'de hep bir yaş büyük giyiyordu zaten. Bu arada bunun fiyatı 500 liraymış. Ama bu ne kadar düşmüştü? 379'a mı 339'a mı öyle bir şeye düşmüştü arkadaşlar. İndirimli fiyatı yazmıyor ama normalde bu fiyatın takımı 500 liraymış. Ben bir 100 lira falan indirimli aldım. Bugün de işte pastaneye gitmişken onun karşısında böyle bir şeyci vardı. Oradan böyle gold renginde şeyler aldım. Böyle kap işte, bunu yapıyorsunuz. İçine bir şeyler koyuyorsunuz. Mısır patlağı, kuru yemiş falan koyabilirsiniz. Ben mısır patlağı koyacağım işte. Hem masa dolu durur hem de gold bir şeyler olur masada. Gold 4 yaş mumu aldım. 35 liraymış bu. Nil toka aldım. Bir de şöyle pembiş bir toka aldım Nil'de'ye. Hepsini poşete dolduracağım tekrardan. Nil'de bunların hepsini açıp böyle kendisi sevinsin, mutlu olsun istiyorum. Annem bana toka almış, çorap almış, kıyafet almış diye. Çok mutlu oluyor gerçekten. Oyuncak almadım. Doğum günde muhtemelen zaten 3-5 tane oyuncak gelir. Nil'den odasını toparlamıştım bu şekilde. Battaniyesini yıkamıştım, buraya atmıştım. Bu halıyı yıkadım. Buranın halısı da şu anda yıkanıyor. Bu beşiği hala buradan kaldırmadım. Çok dağınık görünüyor. Arkadaşlar 10 dakika önce işten eve geldim. Üstümü değiştirdim. Şimdi kafamda planlama yapacağım. Şimdi diyeceksin ki Buse sanki 1000 kişilik işte düğün organize ediyorsun falan filan da. Ya küçük bir şey olsa bile, ah ayağımı vurdum bu arada, çok kötü. Küçük bir şey olsa bile sonuçta insanları ağırlayacağım falan, böyle konuşuyorum. Çünkü tripodu arabada unuttuğum için sizi bir videntin üstüne koydum şu an. Biraz yükselmiş oldu. Kafamda planlama yapmam gerekiyor. Yani 3 kişi de aynı, 30 kişi de aynı arkadaşlar. Kim? Muhtemelen bir 10 kişiyi geçeceğiz. Ben de 10-12 kişilik pasta sipariş ettim ama çünkü herkesin geleceğini düşünmedim. Bu arada şunları çok merak ediyorum. Gold olmasını çok sevdim. Çünkü daha biliyorsunuz ben gold'u çok seviyorum. Şöyle bakın. Bu arada fiyatı ne kadarmış, üstüne yazıyordu. 16 liraymış. Fiyatı da gayet uygun. Ve bence hani sadece patlamış mısır için değil, birçok şey için kullanılabilir. Bu şu an aklıma gelmese de, bu nasıl yapılıyor acaba? Evet. Bakın. Şöyle kaplar. Bu da helyum balon. Ama ben helyum balon içinde hiçbir zaman helyum bastırmıyorum. Çünkü hem çok pahalı. Aşırı büyükmüş. Bayağı büyük. Bunu ben pipetle şişireceğim. Helyum olunca zaten helyum su sıcaktan falan böyle buruşuyor ediyor falan. Hiçbir özelliği kalmamış oluyor. Bu yüzden güzelce bunu şişirip güzelce yapıştıracağım. Yarın cuma sarma için Esra abla biber salçasıyla bol soğan kullandığı için biber salçası ve soğan almak için dışarı çıkacağım. Bir de AVM'ye gideceğim çünkü hem kendime elbise giyeceğim, elbisenin altına kilo çorap alacağım. Hem de tekrar Nil'de elbise bakacağım. Son bir umut, elbise bulabilirsem Nil'de'ye sevindirebilirsem onu, ne mutlu bana. Cuma gecesinden selam. Şimdi biz sarmaya dolmaya başladık. Esra abla sarma sarıyor. Ben de dolmaları dolduruyorum. Başladık gece mesaisine. Niye o kadar güldü o? Anlamadım ya. Oldu işte. Kuru domatesleri de dibe dizeyim şöyle. Ya kafayı yiyorsun Giraç. Günlerden cumartesi. Nil'in hediyeleri burada. Koton ve şuzarı olan Esra ablanın hediyesi. Şunlar da benimkiler, göstermiştim size. Bu arada Nilda'ya ben çok güzel de bir ayakkabı aldım yazlık. Hem de şöyle şeyli Elsa'lı, işte onun sevdiği gibi. Frozen falan yazıyor. Gözlüğüyle de takım oldu. Şimdi size göstermek için. Şimdi buraları dağıtmayayım hiç boşuna. Ben hazırlık yapacağım. Nilda'nın hediyelerini burada bırakıyorum. Arkadaşlar eksikleri hallettim. Geldim, pasta, balon, ıvır zıvır, mum hepsini aldım. Dökmüşüm bir de. Bak şimdi. Şuraya at. Şurada balonlar. Çift taraflı bant. Bu arada sarma pişti. Ben giderken kapatmıştım ama cam ocak biliyorsunuz çabuk soğumuyor. O yüzden ben böyle pişmeye yakın şey yapmıştım. Bu arada jelibonla karışık kuru yemiş falan da aldım şöyle. Su var.
Yoğurtla süt var arkadaşlar. Sarmalar da pişmiş çok güzel. Hadi çıkartalım. Bir kısım böyle yerleştirmiştim. Sonra gittim saçlarıma bir fön çektirdim. Nilda'yı aldım. Mutfağı birazcık toparladım. Nilda'nın pastası burada. Burada tavuklu pilavımız var. Sebzeli pilavımız. Burada buhardan görünmese de böreğimiz var. Dolmalar borcamındaki yerini aldı. Ne oldu anneciğim? Merhaba. Beğendin mi? Kalpli mumları. Evet. Şimdi sen 4 yaşına giriyorsun ya, bir de böyle 4 var. 4 mü? Hı hı, pastaya takacağız. Nilda'nın pastasını göstereyim. Nilda'nın pastası bu. Normalde Elsa pastaları mavi oluyor ama Nilda pembe istediği için pembe kremalı sipariş ettim. Fakat bunu açık pembe yapsalar bir tık daha iyi olurmuş. Bir de ben biraz taşırken bozmuşum da. Şuraları çok bozulmamış ama. Bu da Elsa pastamız. Gel. Dur, seni kaldırıp ucundan bak. Pembeli Elsa pastası bu. Nasıl? Çok güzel. 10 numara. Peynirli, pırasalı, salçalı, yoğurtlu, sütlü, yumurtalı. Harika olmuş. Bu da Nilda'nın prenses elbisesi. Bunu giyecek. Hazırlayacağız. Onun saçında prenses saçı yapacağız, örgü yapacağız. Nilda'nın halısını hala yaymamış olmam peki benim. İpek kipik yaptırmıştım, onlar döküldü artık. Ben giyindim, hazırlandım. Trendyol'dan şöyle tek omuz bir elbise almıştım, onu giydim. Şöyle bir şey. Tatlı. İkramlıkları hazırlıyorum. Şöyle de son halini göstermek istedim size. Buraya pasta gelecek, börek gelecek ve diğer yemek gelecek. Mısırları koydum. Kuru yemiş ve jelibon koydum. Az mı koydum bilmiyorum ama bittikçe doldururum. Devamı var. Dolmalar burada. Ortaya da pasta gelecek, söyledim mi bilmiyorum. Burası da içecek bölümü olacak. Bardakları bu şekilde koydum. Çünkü hepsini oraya doldurmak istemedim. Burada fotoğraf, video falan çekeceğiz ya şimdi. Çok da böyle şişe, bardak falan orada olmasını istemiyorum. Çünkü kola, fanta, meyve suyu falan getireceğim buraya. Onların böyle masada olmasını istemiyorum. İyi ki doğdum Muzaffer gibi. Şurası da hediye bölümü. Şuraya birkaç tane şöyle balon atmıştım. Hediyeler burada. Bir tane de böyle başına ayıcık koydum balonla. Gold'lu bir konsepte uygunluk olsun diye orada çürümüş çiçeğimin yanında. Çift taraflı bantla balonları şişirip cama yapıştırdım arkadaşlar. Ay, karşıda şimşek çaktı, gördünüz mü? En sevdiğim tek başına parti yapmak evde ama kalabalık özledim. Ya bana duydun mu sen? Ya sen Ayşenur, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Esna. Görmesinler. Bebekli doğum günüsü olunca böyle. Her yerde bir çocuk. Bak 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 bak.
Çocuklar çocuk odasındayken biz de burada tüttürüyoruz. Hayfa! Nide'ye ne söylemek istersin? Doğum günü kutlu olsun. İyi seneler. Seni seviyoruz. Seni seviyorum. Ayşe'ye ne söylemek istersin Nilda'ya? Nice güzel yaşları olsun, sağlıkla dolu. Elinde nargileyle kötü örnek oluyorsun. Kanki ne dersin? Nargile içme. Allah sağlık, uzun ömürler versin inşallah. Amin inşallah. İnşallah, amin. En önemlisi bizim... What you want to say Nilda? For Nilda! Happy birthday, sweetie! I hope you long life! I hope you be successful! Beautiful! And I wish for you the best! Thank you! Thank you so much! Bye. Beyza, Nilda'ya doğum günü mesajı ne söylemek istersin? Beyza like us. Olsun. Hayat boyunca inşallah çok başarılı bir kız olur. Zaten çok güzel bir kız. Yüzü gibi gönlü de hayatta güzel olsun. İnşallah, amin. Herkes gitti. Ben de biraz ortalığı topladım. Nilda'yı yanıma alacağım. Nilda odasında uyuyor. Odasına geçip uyumuştu o. Biraz geç uyudu ama yine de uyuyordu çok şükür. Biz de arkadaşlarla oturduk. Gittiler. Ben de şimdi Nilda'yı yanıma alacağım. Çünkü odasında uyumayacak. Benimle uyuyacak bu gece. Pazar gününden günaydın arkadaşlar. Merhaba herkese. Biliyorsunuz dün akşam Nilda'nın doğum günü partisi vardı ve ben bu halıları yeni yıkamıştım. Bu halı komple gidik şu an, cips mips ıvır zıvır, çocuklar döktü. Ben uyurken buzdolabından pastayı alıp her yere pasta yaptı Nilda. Bir tane de şöyle bebek hediyesi vardı, o bebek de şurada. Diğer hediyeleri açmadı henüz. Çünkü zaten dün akşam yeterince yoğundu ve sonrasında da uyudu. Birazdan... Birazdan açacağız. Ve halının hali de bu. Bu halının hali. Bu halı hiçbir şekilde yıkayamayacağım için halı yıkamaya gideceğim. Buraları temizleyip işe gideceğim ve inanılmaz şu andan yorgunum. Temizlikten sonra daha yorgun olacağım. İşte ne yapacağım bilmiyorum. Gece 12'ye kadar çalışacağım ve tek çalışacağım bugün. Tamam, orada orada. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Nerede? Burada bir yerde aç işte. Birlikte açalım. Yavaş. Hadi, hadi birlikte açalım. Şu pijamanı düzelteyim, dur. Bu Esra abla aldı bunu. Esra ablanın hediyesi. Bir telefon şunu topla. Onu da annen aldı. Anne, takar mısın bunu bana? Takalım hadi. Babam geldi. Baban geldi. Şimdi ne var? Bak bakalım. Bakacağım. Çok istediğin bir şey o. Bu ne? Elsa gözlüğü. Anneciğim neden fırlatıyorsun ya? Zaten öteki güneş gözlüğünü kırdım fırlata fırlata. Bu ne ya? Beğendin mi? Tamam, bitti bitti, o da bitti. Bunları giyeceğim. Ama onlar yazlık, şimdi daha yaz gelmedi anneciğim. Öteki ayağın, yani öteki ters o. Ters o, ters. Hı. Anneciğim büyük galiba. Yazın giyersin ancak. Kalk bakayım. Çok güzel. Aa, iyiymiş lan. Evet, giyeceğim. Bunu giyeceğim. Şimdi giymeyeceksin anneciğim. Şimdi giyeceğim. Şimdi giymeyeceksin anneciğim. Giyeceğim. Bunları giyersen ayakların üşür. Bunlar yazlık ayakkabı. Bir şey olmaz. Çorapla giyeceğim onları ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.